Yine kim geldi adam? Ne? Sen mi geldin? Bunca yıl geçti. 20 yıl geçti. Ben ölmek üzereyken evime gidiyorsun. Ne istiyorsun? Rahat bırak bizi artık. Kedi mi? Sizi rahatsız edecek değil. Hele son günlerinizde sizi rahatsız edecek değil. Kabul ediyorum kedi. Ben haksızım. Sana ve ailene zararlar verdim. Ama şimdi buradayım ki af dilemek için. Ne olursun beni affet. Ne olur hakkını helal et. Ne? Helal dedin. Tahmin etmeliydim. Sen de aile baban gibi korkaksın. Eskiden benden, şimdi de yağlamdan korkuyorsun. Git, hakkını helal etmiyorum sana. Çocuğum ne olursun? Ne olursun lan bize ne? Hayır dedim. Asla. Arkadaşlar siz çok ağır konuşuyorsunuz. Aslında benim çocuk kendi ailece çok benzer bir şey yaşamıştı. Evin arkadaş anlattığı hikaye bize çok yardım etmişti. Çekil eski dostum. İzledin mi bu hikaye? Hakkarayım mı? Evet aslında. Hikayemiz de gücü bir kral var. Kral hesap görmeye başladığında kendisine 10 milyar borcu olan kimse geldi. O hizmetkarın imkanı öyle bir imkanı olmadığı için kral, karısı, çocuklar ve bütün mallarıyla birlikte sapılmasını emrediyor. Abi, hizmetkar lütfen sabret, sabret, hepsini ödeyeceğim diye yalvarıyor. Bütün borcu siliyor, onu serbest bırakıyor. Hizmetkar oradan çıkarken kendisine 1000 TL borcu olan başka bir hizmetkarla karşılaşıyor. Onu yakalıyor, salıyor, boğazına salıyor. Borcunu öde diyor. İkinci hizmetkar, lütfen sabret, sabret, hepsini ödeyeceğim diye yalvarıyor. Ama ilk hizmetkar onu kabul etmiyor. Mahkemeye gönderiyor. Borcunu ödeyene kadar zindana kapatılıyor. Ama kralın üçüncü hizmetkar her şeyi gördüğünde çok üzülüyor. Gidip krala her şeyi anlatıyor. Kral ilk hizmetkarı çağırıyor. Seni zalim seni! Ben sen bana yalvarıp merhamet dilediğin için ben bütün borcunu sildim. Sana nasıl acıklıysam senin de arkadaşına öyle acıman gerekmez mi? Ve böylece çok öfkeleniyor. Borcunu ödeyene kadar ilk hizmetkar işkencecilere teslim ediyor. Thank you.